Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek yürek oldu. 15 Temmuz 2016 yılında asker kılığına giren hain terör örgütü FETÖ mensupları tarafından darbe girişiminin püskürtülmesinin ikinci yıl dönümü Gaziantep'te binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Gaziantep Valiliği Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediye ve Şehit Kamil Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar ve protokolün katılımıyla kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile meydanı doldurdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi. Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı marşlarıyla vatandaşları coşturdu. ربهم يرزقون الحقوا بهم من خلفهم ألا خوف أحسنوا منهم واتقوا أجر asalettir. 15 Temmuz diriliş ve direniştir. 15 Temmuz bizim açımızdan ikinci bir Malazgirt'tir. Anadolu'yu kapıyı açan Alparslan'ın devamı olan sizlersiniz. İkinci bir İstanbul'un fethidir. Ya bu İstanbul beni alacak, ya ben bu İstanbul'u alacağım diyen Fatihlerin torunlarına selam olsun diyorum. İkinci bir Çanakkale'dir. İki yıl önce bu saatlerde başlayan hain dirinişe karşı, darbeye karşı yeter, sözde karar da milletindir dediniz. Akan Okan'la bu ülkeyi ilelebet yaşatacak, ilelebet koruyacak. Ben bugün yine bu meydanda bu kalabalığı görünce, bu coşkuyu görünce bütün hemşerilerime yine teşekkür etmekten başka bir şey söylemeyeceğim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tam iki yıl önce milletçe bir ihanete uğradık. Okyanus ötesi destekli hain Fethullahçı terör örgütü tarafından ülkemiz bir işgal girişimine uğradı. Ve bizler millet olarak irademize sahip çıkmak adına dik durduk, sokaklara indik. 27 Mayıs'taki, 12 Mart'taki ve 12 Eylül'deki acı tecrübeleri unutmadık ve o acı tecrübeleri tekrar yaşamamak için liderimizi ve irademizi başkalarına teslim etmemek adına sahaya indik. İrademize sahip çıktık. Cumhurbaşkanımıza sizler sahip çıktınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz demokrasi, milli birlik günümüz, gecemiz kutlu olsun diyorum. Sözlerimin başında 251 şehidimiz, 2703 gazimizi hayırla, rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin şehadetini, şefaatini üzerimizden eksik etmesin. 15 Temmuz gecesi
ülkemizde, Gazi şehrimizde çok büyük bir ihanet, büyük bir kabus üzerimize çöktü. O gece ülkemiz, milletimiz, Gazi şehirliler, milletini satanlar, ülkesini satanlara, değerlerini satanlara, onurlarını, tarihlerini satanlara karşı koydular. İki sene evvel bir ihanete uğradık. Ama bu ihanete uğrarken de dostumuzu ve düşmanımızı gördük ve bu milletin yiğitliğini gördük. Buna seviniyoruz. Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz 2 yıl önce 2016 yılında Şahin Bey'in evlatları, sizler buradaydınız. Şehit Kamil'in torunları, sizler de buradaydınız. Karayılan'ın soydaşları, sizler de buradaydınız. Çello Emine'nin kızları, sizler de buradaydınız. Ben de buradaydım. Ben buna şahit oldum. Hepimiz buradaydık. Peki ya hain darbe girişinde bulunanlar, hainler, korkaklar, onlar neredeydi? Münafıklar, onlar neredeydi? Gaziantep sabahlara kadar günlerce, aylarca bu meydanı boş bırakmadı. Tıpkı Gaziantep savunmasında olduğu gibi şehitlerin kanıyla sulanan bu toprakları biz kimseye teslim etmeyeceğiz. O duygu asla korku duygusu değildi. O duygu utanç korkusu, utanç duygusuydu. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının sözüm ona doğduğu topraklardan, batıdan tek bir kınama sesinin gelmeyişiydi. Sıradan bir coğrafyanın sıradan evlatları değiliz. Yeryüzünün bütün mazlumlarının hamiliği. Onun için ta Asya'nın steplerinden kalkarak Olimpos dağlarının eteklerine kadar geldik. Onun için sırtımızdaki, omuzlarımızdaki yük ağır. Recep Tayyip Erdoğan, yeryüzünün sadece bu coğrafyanın değil, sadece ümmet coğrafyasının değil, yeryüzünün insanlık coğrafyasının lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Himalayalar gibi durduğunuz sürece yenemeyeceğimiz, baş edemeyeceğimiz hiçbir güç Allah'ın izniyle olmayacaktır. 15 Temmuz'un ikinci yılında yine aynı meydanda, yine aynı şarkıyı, yine aynı birliği, dirliği gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hoş geldiniz. 15 Temmuz'da ilk tekniği Doktor Devlet Bahçeli çekmiştir. Herkes bir yerlerdeydi. Herkes bir yerlerdeydi. Devlet Bahçeli genel merkeze döndü. Işıkları açtı. Bu bir kalkışmadır. Başaramayacaklar dedi. İlk tetiği çekendir. Ona ilk tetiği çekme ferasetini veren Rabbime şükürler olsun. Ona inanan devlet yetkililerimize şükürler olsun. Ona inanan milletimizden Allah razı olsun. Meydanları hainlere dar ettik. Ömer Halis Demir tetiği çekti ve nihayet Recep Tayyip Erdoğan tetiği çekti.